Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfam büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size aktarmak adına veya duyuru yapmak adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz arkadaşlar. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen kripto para piyasa değerimize bakacak olursak 539.5 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz. Bu paranın 347.8 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında %64.5 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. CoinGecko'ya göre TradingView'da Bitcoin dominansına baktığımız tabloda ise arkadaşlar hatırlarsanız bunun üstünde, bu trend hattının üstünde haftalık mumu kapatmamızın zaruriyetini hep konuşuyoruz. Günlerdir genelde haftalık bazda konuşuyoruz bu tabloyu bildiğiniz üzere. Şu alçalan trendin altında, yani hemen hemen %66 ve altına denk geliyor. Bu seviyenin altında, %66'nın altında bu haftalık mumu kapatabilmemiz durumunda önümüzdeki günlerde Bitcoin dominansının günlerde ve haftalarda düşmesini bekleyeceğiz. Ama bunun üstünde trendi kapatabilmemiz durumunda ise şu trend kırılacağı için önce %68 seviyesi, ki ben 70 seviyelerine kadar çıkmanın son derece mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Yarın haftalık mum burada kapanacak. Bakalım neler olacak, izlemeye devam ediyoruz ama şu anda bugün itibariyle özellikle Bitcoin dominansının gerçekten düşmeye başladığını görüyoruz. Zaten dünden beridir de altcoin'lerde hareketlilik dikkatinizi çekmiştir eminim. Burada arkadaşlar altcoin'lerle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda birazdan anlatacağım. Bitcoin'de gerçekten bir karar alanındayız. Yukarıya kırmamız durumunda, yani 20.000'in üstüne çıkmamız durumunda Bitcoin dominansında yine çok dikey artışlar görmemiz son derece mümkün. Böyle bir şey olması durumunda tekrardan altcoin'lerin ezilmesi son derece muhtemel. İkinci seçenek ise yine karar aşamasında olmamız hasebiyle oradan çok net bir, çok kuvvetli bir düzeltme görür isek, böyle bir düzeltme olması durumunda da yine Bitcoin dominansı artacak, altcoin'ler ezilecektir. Altcoin'lerin şu anda önümüzdeki günlerde, haftalarda gerçekten bir altcoin rallisi görebilmemiz büyük oranda Bitcoin'in şu anda bulunduğu alanlarda paralel konsolide olmasına bağlı, yani soğumasına bağlı. Böyle bir şey olması durumunda, yani ne kuvvetli bir şekilde 20.000'i kıracağız ne de kuvvetli bir şekilde satış göreceğiz. Alanın içinde böyle sakin bir konsolidasyon süreci görürsek o zaman bu dominansın düşmesi bir anlam ifade edecektir ve altcoin'lerde ciddi hareketlilikler göreceğizdir. Birkaç gündür gerçekleşmiş olan trend hızlı bir şekilde devam edecektir ama bu bahsettiğim iki faktörün olması durumunda, yukarı veya aşağı kuvvetli Bitcoin hareketi olması durumunda hiç altcoin rallisi için hayal kurmayın diye bir uyarı yapayım sizlere arkadaşlar. Altcoin'lerle alakalı teknik alanları konuştuğumuz videomuzu dün Buğra ile beraber çektik. Akşam saatlerinde kanalıma yüklendi. Dolayısıyla altcoin'lerle ilgileniyorsanız bu videoyu kaçırmamanızı sizlere tavsiye ederim. MSCI'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 3.7 milyar seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz ki bu gerçekten büyük bir hacim, ki hafta sonları bu metriğin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum hafta sonunda hacimler düştüğü için, ama ona rağmen yine de güzel bir seviye olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim bugünün en önemli konusuna. Şu anda Bitcoin'de arkadaşlar gerçekten bir karar alanındayız. İki tane direncimizden bahsetmiştik. Üstümüzde haftalık bazda dikkate alacağımız bir direnç alanı olarak 19.000, 20.000 olarak düz olarak konuşmuştuk. Ama Bitstamp borsasına göre 18.953, üstünde de 19.666 diye ifade etmiştik bu alanı, net rakamları konuşmak gerekirse. Hali hazırda bugün arkadaşlar dikkat ederseniz tam olarak 18.953'ü denedik. Oradan reddedildik. Şu anda bir satış hacmi yok.
ilginç bir şekilde. Dolayısıyla halen daha burada alıcılarla satıcıların arasında bir denge olduğunu görüyoruz. Zaten şu anda gün daha kapanmadı ama bir doji formatı var. Dolayısıyla halen bu denge devam ediyor. Bir konsolidasyon devam ediyor aslına bakarsanız. Nitekim şu anda dediğim gibi bir karar alanındayız. Ya 20.000 seviyesini kıracağız. 20.000 psikolojik bir eşik olduğu için söylüyorum. Yani 19.666 teknik eşiğimiz. 20.000 seviyesini kırmamız durumunda tekrardan bir Bitcoin FOMO'sunun başlamasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda üstümüzde konuşabileceğimiz tek bir alan var. Yani hani referans alabileceğimiz alan yok. Çünkü en fazla 20.000 seviyelerine çıkmıştık. Ama Fibonacci retracement tablosu ile şu 2017'deki swing high'dan 2018'deki swing low'a bunu çektiğimizde bu genelde direnç alanlarını görmek için yukarıdan aşağıya bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Şurası 1.618 seviyesi ki 29.988'e denk geliyor. 20.000'i desteğe çevirebilmemiz durumunda teknik anlamda konuşabileceğim tek alan 29.000 seviyesi olacak. Açıkçası dediğim gibi ondan sonra 20.000 seviyesinde piyasada nasıl bir hava oluşur, nasıl bir FOMO bizi nerelere taşır bilmiyorum. Tek konuşabileceğim alan burası. Önümüzdeki aylarda 20.000'in üstünde kalırız. Orada dirençler, destekler oluştururuz, o zaman konuşuruz ama an itibariyle konuşacak pek alanımız yok. Dolayısıyla sadece bunu söyleyebilirim sizlere 20.000'in kırılması durumunda. Ama burada şu uyarıyı da yapayım. Bu alan herkesin izlediği bir alan ve insanların bu alandan bir düzeltme beklentisi yüksek. Dolayısıyla burada çok kuvvetli short pozisyon emirleri olabilir. Satış emirleri ve fiyatın düşeceğine dair vadeli emirler olabilir. Dolayısıyla burada bir short squeeze dediğimiz, yani o short pozisyonları likidite edecek yukarı birkaç binlik bir hareket, belki 21.000, 22.000, 23.000'e doğru kuvvetli, hızlı, seri bir hareket, oradan bir reddedilme de görmemiz mümkün. Şu anda çünkü bu alandan daha yukarıdakini denemedik, 19.666'yı ve 20.000'i denemedik ama en azından alt kanattaki direnç alanımız olan 18.953'ten bir tepki görmüyoruz. Yani burası da henüz bir blow off top değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Gelelim şimdi bundan sonraki süreçte daha gerçekçi olmak adına, yani daha tecrübemize bağlı olarak bu alanın satıcıların kuvvetli olacağını düşündüğümüz bir alan olduğunu, ya buradan ya buradan bir düzeltme görmemiz durumunda hangi alanları izleyeceğiz onu konuşalım istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsedeceğim. Fibonacci 0786 ve Haziran 2018'deki tepeleri kırdığımızdan beri bu alanın içini ben belirsizlik alanı olarak söylüyorum. Her an her şeyin olabileceği bir alan olarak konuşuyorum biliyorsunuz. Burada ama belirsizlik alanında en azından bir yön belirlemek için sizlere geçtiğimiz günlerde iki tane alternatif formasyondan bahsettim. İki üçgen formasyondan. Şurada bir fake out olmasına rağmen ikisinin de yukarı yönlü kırılma durumunda gerçekleşmesini planladığımız hedeflerine ulaştığını görüyoruz. Biri için 18.700'dü yukarıdaki hedef, bir diğeri için 18.850'ydi. İkisine de ulaştık hali hazırda bu hedeflerin. Şu anda burada çok kısa vadede baktığımda bir obo yapısı oluşuyor olabilir. Ne kadar etkili olabilir bilmiyorum ama bu şimdi bu kısa vadeli alanları da konuşacağım ki bir düzeltmenin başlangıcı belki de bu alanların kırılmasıyla olabilir. Altımızda arkadaşlar şu anda en kısa vadede izleyeceğimiz destek alanımız 18.446 ile 18.338 seviyesine denk gelen bu paralel alan. Bu alanı kırılması durumunda açıkçası aşağıda hızlı bir şekilde 17.650-17.600 seviyelerine kadar bir satış baskısı görmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu üstümüzdeki destek alanı aynı zamanda size bahsettiğim gibi parabolik körden bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Bu eğri, buna bu tip hareketlere parabolik hareketler diyoruz ve bu parabolik hareketler bu tip eğri şeklinde destek alanları yaratıyor aslına bakarsanız. Dikkat ederseniz bakın.
Destek bulmuşuz, destek bulmuşuz, destek bulmuşuz. Şu anda destek bulup bulmayacağımız muallak. Ama biraz önce söylediğim 18.300 seviyeleri bu parabolik destek alanımında hemen hemen alt kanadında. Bugün yarın denenmesi durumunda hemen hemen o da 18.300-18.200'lere denk geliyor. Bu alanların kırılması bundan önceki süreçlerde de birkaç kere parabolik hareketler gördük. Mesela 2018'in başından 2019'un başından 2019 Haziran'a doğru bir parabolik hareket görmüştük. Bu parabolik hareketler, parabolik eğri kırıldıktan sonra trendin değiştiğini görüyoruz. 2017 yılında da bunu görmüştük. Nisan 2017'den itibaren ne zaman ki parabolik eğrimiz kırılıyor, satış baskısı artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bu parabolik eğrideyiz. Muhtemelen bunun kırılması satış baskısını arttıracak bir faktör olacaktır. Böyle bir şey olması durumunda ise hangi seviyeleri izleyeceğiz? Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi buranın kırılması durumunda asıl satış momentumunu yaratacak alanın 17.650-17.600 seviyesi olduğu kanaatindeyim. Bu alanın kırılması durumunda eğer satış baskısı artar ise arkadaşlar o zaman haftalık bazda bizi birkaç hafta altında tutan 16.125 seviyesini izlemenin son derece sağlıklı olacağını düşünüyorum. 16.125 seviyesini yitirmemiz durumunda ise bana göre Nisan'dan gelen şu paralel kanalımızın üst kanadı ki önümüzdeki günlerde denememiz durumunda 14.750-14.850 seviyelerine denk geliyor şu alan. Bu alanı izlemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu alanı da yitirmemiz durumunda arkadaşlar aylardır aslına bakarsanız konuştum. Golden Pocket seviyemi izleyeceğim. Onun üstünde 14.000 seviyesi psikolojik bir eşik. Hep söylediğim gibi ama asıl destek verecek alanın 13.875-13.346 olduğunu düşünüyorum ki 13.346 seviyesini aynı zamanda arkadaşlar şu swing low'dan yani 10.000 seviyelerindeki swing low'dan şimdiki bulunduğumuz alanın tepe noktası olduğunu düşünerek bu alanın kırılması üzerinden konuşuyoruz bunu. Bu alanı tepe olarak swing high olarak alırsam 13.346 seviyesi Golden Pocket'imin de üst kanadına denk geliyor. Dolayısıyla buralar sağlıklı seviyeler olacaktır. Peki 13.346'yı da yitirmek mümkün değil mi? Elbette mümkün olabilir satış baskısının artması durumunda. Nitekim bundan önceki rallilerde de çok daha kuvvetli bu tip düzeltmeler görmüştük. Tekrardan görmemiz önümüzdeki haftalarda son derece mümkün olabilir. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalama ben hatırlarsanız arkadaşlar Eylül ayından beridir bunun üstünde kaldığımız müddetçe boğa trendinin devam ettiğini konuşuyordum. Yine aynı noktadayım. En ekstrem seviyelerde satışlar görsek bile şu anda 12.000 seviyelerine hemen hemen denk geliyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta biraz daha yukarıda olacaktır. 12.200-12.300'lerde olacaktır. 12.200-12.300'lere denk gelen şu 20 hafta hareketli ortalamanın üstünde kaldığımız müddetçe haftalık kapanış anlamında boğa trendi halen daha devam edecektir ki 12.000 seviyesi bildiğiniz gibi haftalardır anlattım ya bundan önceki süreçte çok üstünde durduğum bir süredir konuşmadığım akıl karışıklığı olmasın diye destekleri konuşmuyorum ama şu anda bir düzeltmenin arifesinde olabileceğimiz için bütün olasılıkları konuşmak istiyorum arkadaşlar. O zaten 12.100-11.800 seviyesi de oldukça kuvvetli bir paralel destek alalım. Aynı zamanda 11.800 seviyesi Fibonacci 0.786'ya denk geliyor. Dolayısıyla bu alanı deneyip denememiz durumunda eğer haftalık mumu 12.200 önümüzdeki hafta denememiz durumunda tahmini olarak söylüyorum. 12.200'lerin üstünde yani 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapatabildiğimiz müddetçe bundan önce 2016 ve 2017'de gördüğümüz sağlıklı düzeltmelerden biri olacaktır ve boğa momentumunu tekrar yaratmaya vesile olacaktır. Düzeltmeler son derece gereklidir, son derece sağlıklıdır arkadaşlar ve son derece olağandır. Bunu unutmayın lütfen. Bugün haftalık bir değerlendirme yapıyorum. Kısa vade, orta vade hepsini konuşmak istiyorum. Yarın elbette gelişmeler olması durumunda Twitter'dan sizleri güncel tutmaya çalışacağım. Peki neden bu düzeltmelerin olma ihtimalini konuşuyoruz? Bunlardan birinci sebep biraz önce anlattığım gibi şu anda arkadaşlar direnç alanlarının altındayız. Direnç alanları satıcıların kuvvetli olduğu alanlar. Dolayısıyla burada satış baskısını beklemek son derece rasyonel. Birincisi bu.
İkincisi size bir süredir bahsettiğim momentum indikatöründeki, RSI momentum indikatöründeki direnç alanları, o da hemen hemen 86-91.6 seviyelerine denk geliyor. 86-92 diyebiliriz belki de. Bundan önce 2016-2017 boğa rallisinde dikkat ederseniz bu boğa momentumundaki bu direnci denediğimizde hep düzeltmeler gördük. Denedik, düzeltme gördük. Denedik, düzeltme gördük. Denedik, düzeltme gördük. Denedik ki burada peak yaptı 2017 yılında. Ondan sonra ayı sezonu başlamıştı şuralarda. Çünkü 20 haftalık hareketli ortalamayı da yitirmiştik. Onu takip eden süreçte 2019'a kadar bir ayı sezonunun içine girmiştik. Şu anda böyle bir şey olacağı kanaatinde değilim. 2016-2017'deki boğa rallisi gibi bir boğa rallisinin devam edeceğine inanıyorum. Orta ve uzun vadede. Dolayısıyla şunlar gibi sağlıklı bir düzeltme olarak kalacaktır. Ama burada tabii ki %30'luk, %40'lık bir düzeltmenin olabileceğini de unutmamak lazım. Sağlıklı olsa da ikinci faktör de bu momentum indikatöründe. Şu anda arkadaşlar hemen hemen üstümüzdeki direnç 86'da başlıyor. Biz 85 seviyelerindeyiz. Dolayısıyla oldukça riskli alanların içine girmiş durumdayız. Boğa momentumu açısından bu alandan boğa momentumunun bir direnç görmesi son derece mümkün. Önceki tecrübelerimize bakarsak. Üçüncü faktör, bir temel faktör, korku ve açgözlülük endeksinde dün 80'ler seviyelerine gerilemiştik. Hatırlarsanız şu anda tekrardan 91 seviyesine çıktık. Ekstrem açgözlülük seviyelerindeyiz arkadaşlar. Bu da çok ama çok önemli bir gösterge. Dördüncü gösterge arkadaşlar, şu anda Alice Simons'un bir olumluluk olarak paylaştığı Bitcoin adreslerinin %98'i, ki şu anda tahmin ediyorum %99 seviyelerinde. Lark Davis de bununla alakalı bir tweet atmış. Yani şu anda Bitcoin tutan adreslerin %99'u hemen hemen kârda arkadaşlar. Şu turuncu olan onu gösteriyor. Üstteki gri fiyat. Şurada %99'lara gelmiş durumdayız. İnsanların kârda olması, kârda olan insanların satış eğilimine girmesi anlamına gelebilir. Bu da son derece normaldir. İnsanlar burada kâr realize etmeyi düşünebilirler. Nitekim bu da son derece mantıklıdır. Yatırımcılar açısından, nitekim benim de burada sizlere tavsiyem arkadaşlar, bu alan bir direnç alanı. Yani burada yavaş yavaş kar realize etmek veya en azından belli bir seviyeye stop koyup, ki burada 16.000 seviyesinin altına birazcık kardan feragat edip stop koymak mantıklı olabilir. Bir stop koyup ne yapacağını izlemek de bir seçenek olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka burada bu iki seçenek dışında bir seçeneği rasyonel görmüyorum. Ya stop koyun belli bir seviyeye, yani 16.000'i teknik açıdan söylüyorum. Kendiniz için bir marj belirleyip bir stop koyabilirsiniz. Yani ben en fazla karımın %5'inden veragat edebilirim deyip o alana stop koyabilirsiniz. Veya yavaş yavaş kar realize edip yukarı kırması durumunda tekrardan almayı tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin stratejinize, tarzınıza bağlı bir şey. Dolayısıyla buralar riskli alanlar. Bu iki seçeneği yapmanızı tavsiye edebilirim. Yapın edin diyemem. Sadece tavsiyede bulunuyorum sizlere arkadaşlar. Bu insanların kârda olması aynı zamanda bir indikatörde de bir satış sinyali veriyor. Aslına bakarsanız bir osilatör bu. Arkadaşlar COPR diye bir on-chain osilatör bu. Bu şu şekilde çalışıyor. Şöyle ki metriği şöyle bir matematiksel işlemle çalıştırıyorlar. Satış fiyatı bölü alış fiyatını matematiksel olarak ortaya çıkardıklarında sonuçlar, eğer yukarıya çıkıyorsa satış fiyatının alış fiyatının üstüne çıktığını, yani insanların kar realize ettiğini, dolayısıyla bu karlarında bir şekilde insanların realize edip cebine atmayı isteyebileceğini gösteriyor. Dikkat ederseniz şu anda şu yeşil dairesel alanın içindeyiz. Bundan önce bu seviyelere hep çıktığımızda takip eden süreçlerde düzeltmeler görmüşüz. Şurada olduğu gibi Temmuz 2019'da olduğu gibi hemen hemen en son orada Temmuz 2019'da çıkmışız. Temmuz 2019'da 14.000 seviyelerini deneyip ondan sonra bir
düzeltme sürecine girmiştik bildiğiniz üzere. Dolayısıyla bu anlamda da bu da bir satış sürecinin başlayacağını gösteren bir faktör daha. Dediğim gibi direnç alanındayız. Aynı zamanda Fear and Greed indeksimiz ekstrem açgözlülük seviyesinde. RSI Momentum indikatörümüzde boğa momentumunda konuştuğumuz dirençlerdeyiz. Aynı zamanda COPR indikatöründe insanların kar realize etme eğiliminde olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şu anda gerçekten bir karar aşamasındayız. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.